Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomuzda Türkçe edebiyat dersleri için pratik bazı bilgiler üzerinde duracağız. Madde madde bu pratik bilgileri beraber işleyeceğiz. Gerek yazılılarımızda olsun, gerek TYT, AYT sınavlarında olsun Türkçe ve edebiyat konusunu kesin halledeceğiz ve başarıya ulaşacağız. Şimdi sizler bu pratikleri güzelce çalışacaksınız, ezberleyebiliyorsanız ezberleyeceksiniz ve karşınıza sorular çıktığı zaman bunları uygulayacaksınız. Şimdi bu pratik bilgilere geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun ve çevrenize de tavsiye edin. Çünkü bilgiyi paylaşa paylaşa çoğalır. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok faydalı oluruz kıymetli öğrenciler. Kıymetli öğrencilerim hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Kısa 10'ar dakikalık, 12 dakikalık videolar halinde bir seri olarak bu videolarımızı sizlerle paylaşacağız. Daha çok sizleri sıkmadan güzel bir şekilde öğrenmenizi sağlayacak bu pratik bilgileri beraber paylaşacağız. Şimdi kıymetli öğrencilerim birinci maddemizle başlayalım. Arkadaşlar eğer soruda sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa, evet dikkat edin, sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa, sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı, zamir mi, edat mı olduğuna bakılacağını unutmayın. Evet, demek ki kıymetli öğrencilerim, eğer sözcüğün türü, görevi, işlevi ve çeşidi soruluyorsa sözcük isim mi, zarf mı, zamir mi, sıfat mı, edat mı bunlara bakacağız. Yani bizden bunu soruyor demektir. O açıdan arkadaşlar bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Sevgili arkadaşlar ikinci maddemize gelirsek eğer ikinci maddemizde hemen şu özelliği görüyoruz. Sıfatların isimleri, zarfların da fiilleri genellikle nitelediğini unutmuyoruz. Evet, sıfatlar isimleri, zarflar fiilleri niteliyor. Örnek, güzel kız sıfat, güzel konuş derken güzel zarf. Yani isme nasılı sorarsak sıfatı verir, yükleme nasılı sorarsak yani fiile nasılı sorarsak zarfı verir arkadaşlar. Evet, bunu unutmuyoruz. Bak tekrar ediyorum. İsme nasıl sorusunu sorarsak sıfatı, fiile nasıl sorusunu sorarsak zarfı verir. Üçüncü maddemiz şöyle. Sıfatların mutlaka ilgili olduğu isimden önce gelmesi gerektiğini unutmayın. Yani eğer o kelime sıfatsa ilgili olduğu isimden önce gelmek durumundadır. Mesela güzel insan. Nasıl insan? Güzel insan. Dördüncü pratiğimiz. Niteleme sıfatlarının önündeki isim düşerse sıfatın adlaşmış sıfat olduğunu unutmayın. Yani kötülerle arkadaşlık yapmayın derken kötülerle dediğimiz zaman kötü insanları kastediyoruz. Dolayısıyla sıfat düştüğü için çekimeki gelerek kötülerle derken çekimeki gelerek sıfatı adlaştırmış oldu. Unutmayın çekimekleri fiil dışındaki kelimelere geldiği zaman onları adlaştırır. Ve beşinci maddemiz yüklemi ek eylem almış. Evet yüklemi ek eylem almış. Fiilimsiden oluşan cümlelerin isim cümlesi olduğunu unutmayın. Evet, demek ki yüklem, ek eylem almış fiilimsiden oluşan cümlelerin de isim cümlesi olduğunu unutmuyoruz. Tek amacım sizleri gelecekte iyi yerlerde görmektir. Cümlesinde dikkat edin, yüklemimiz görmektir kelimesi. Görmek bildiğiniz üzere nedir? İsim fiildir, makmek eki almış. Dolayısıyla tırtir, ek fiil, geniş zaman, üçüncü tekil şahıs. Ekini de alarak görmek fiilimsini yüklemleştirmiştir. Arkadaşlar bundan dolayı yüklemimiz
fiilimizdir. Evet, altıncı pratiğimize geliyoruz. İsmin e, de, den hal ekleriyle biten öğelerin genellikle dolaylı tümleç olduğunu, ismin i haliyle biten öğenin her zaman belirtili nesne olduğunu, üçüncü tekil iyelik ekiyle yani sı-sı ile biten öğenin özne olduğunu unutmayın. Dikkat edelim. Yolda gördüm derken nerede gördüm? Yolda. Dolaylı tümleç. Bahçeyi gezdim derken nereyi gezdim? Bahçeyi. Bakın iyi takısı almış. Belirtili nesne. Babası geldi. Gelen kim? Babası. Özne. Dolayısıyla arkadaşlar bu eklerin alınması. E, de, dan, den biliyorsunuz dolaylı tümleç. I, i, eki belirtili nesneyi ne yapıyor? İfade ediyor. Yedinci sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar den eki ile biten öğe cümleye bir sebep anlamı katarsa o öğenin zarf tümleci olduğunu unutmayın. Yani arkadaşlar bir başka bu konuyla ilgili videomuzda da belirtmiştik. Dan den eki alan kelimeler eğer sebep bildiriyorsa yani yer bildirmiyorsa yani yer tamlayıcısı değilse o zaman zarf tümlecidir. Örneğimize hemen bakalım. Hastalandığından gelemedi. Niçin gelemedi arkadaşlar? Hastalandığından. Ah hocam dan den eki almış. Bu dolaylı tümleç olmaz mı? Hayır arkadaşlar. Burada sebep bildirerek fiili yani eylemi ne yapıyor? Niteliyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki dan den eki alan hastalığından kelimesi zarf tümleci görevi görmektedir. Bu konuyla ilgili kanalımızda bir videomuz var arkadaşlar. O videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer o videomuzu izlerseniz bu konunun daha ayrıntılı bir açıklamasını göreceksiniz. Arkadaşlar D ve den çekim eklerinin sıfat tamlaması kurduklarında yapım eki özelliği kazandığını unutmayın. Yani D ve den çekim ekleri arkadaşlar sıfat tamlaması kurduklarında yapım eki özelliği kazanırlar. Sıradan insanlar dediğimiz zaman buradaki sıradan insanlardaki dan den eki gelmiş ama burada yapım eki göreviyle. Candan arkadaşım dediğim zaman buradaki candan kelimesindeki sıfatımız da bulunan dan eki nedir arkadaşlar? Yapım eki görevi üstlenmiştir. Gene gözde öğrenci yani ön planda olan gözlerin üzerinde olduğu öğrenci derken orada da da de eki alarak nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap alıyoruz. Bir sıfat görevi görmüş arkadaşlar. Dolayısıyla yapım eki görevi üstlenmiştir. Arkadaşlar bir başka pratiğe geliyoruz. İyelik eklerinin bir ismin sonuna gelerek onun kime ait olduğunu bildirdiğini, iyelik eklerini daha kolay bulabilmek için ismin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirilebileceğini unutmayın. Örnek verecek olursak, kitabım kimin kitabı? Benim kitabım. Yavrusu kimin yavrusu? Onun yavrusu. Dolayısıyla kıymetli öğrencilerim, buradaki durumlarda bunların iyelik eki aldığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bunları getirmeden de eğer pratiğimiz varsa aldıkları ekten hareketle pratik olarak da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ama eğer bu konuda tecrübemiz azsa, dikkat eksikliğimiz de varsa muhakkak önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimelerini, zamirlerini getirelim ki iyilik eki alıp almadığını bulmuş olalım. Yoksa hata yapmış oluruz değerli öğrencilerim. Evet, değerli öğrencilerim gelelim 10. pratiğimize. İyelik eki almış bir ismin başında iyelik zamiri yani benim, senin, onun kullanılmamışsa bunların tamamının tamlayanı düşmüş isim tamlaması olduğunu unutmayın. Evet arkadaşlar iyelik eki alan bir isim önünde eğer zamir yoksa, iyilik zamiri almış olan kelime yoksa o zaman ne olmuştur? Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması olmuştur. Örnek, pantolonum diyorum. Kimin pantolonu? Benim pantolonum. Bir isim
Tam babası. Annesi. Kimin annesi? Onun annesi. Tamlayanı ne yapmış? Düşmüş. Ha, eğer tamlayanı düşmüşse bu türlü isim tamlamalarına biz tamlayanı düşmüş isim tamlaması diyoruz. Arkadaşlar bu konu zaman zaman bir yıl arayla bile olsa üniversite sınavlarında muhakkak soruluyor. Onun için bu maddemizi hiçbir zaman unutmayalım. 11. maddemize gelelim. Arkadaşlar her im ekinin aynı ek olmadığını unutmayın. Örnek verecek olursak, telefonum nerede dediğimiz zaman birinci tekil iyilik eki benim telefonum. Çok iyiyim dediğimiz zaman ek fiilin geniş zamanı. Çünkü isme gelmiş ve onu yüklem yapmıştır. Bizim çocuklarımız dediğimiz zaman tamlayan eki, belirtili bir isim tamlaması olmuş. Ölümden korkma dediğimiz zaman ise fiilden isim yapma eki. Ölmek fiil kökü, ölüm fiilden isim yapma eki görevi görmüş. Ve yanına geleceğim cümlesinde ise geleceğim de yüklemimizde şahıs eki görevi görmüştür. Bütün şahıs ekleri mutlaka şahıs ekleri mutlaka kip ekinden sonra arkadaşlar gelir. Bunu lütfen unutmayalım kıymetli öğrenciler. Evet kıymetli öğrencilerim, bu videomuzun ilk bölümündeki 11 pratiğimizi sizlerle yapmış olduk. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzla ilgili sorularımızı yorumlar kısmına atabilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı likeladığınız için çok teşekkür ederim. Çevremizle de paylaşırsak ve çevremizi de bu videolarımızdan haberdar edersek çok sevinirim. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum ve yazılılarınızda, gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.